Dünya gündeminden bir haber. Cezayir ile Fransa arasında gerilim var. İddiaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir halkının acıyla hatırladığı sömürge dönemini övmeye kalktı. "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" dedi. Tepki büyük oldu. Paris büyükelçisi geri çağrıldı ve ülkenin hava sahası Fransız askeri uçaklarına kapatıldı. Cezayir-Fransa hattında tansiyon yine yüksek. Gerilimin sebebi eskiye, sömürgecilik geçmişine dayanıyor. Fitili ateşleyen taraf Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Le Monde gazetesinin haberine göre Macron 30 Eylül günü Cezayir'in bağımsızlık savaşında rol almış ailelerin genç üyeleriyle görüşmüştü. Toplantıda Cezayir'de bağımsızlık sonrası dönemi eleştirdi. Ülkenin kiralık hafıza üzerine inşa edildiğini söyledi. Fransa sömürgeciliğini dolaylı yoldan övüp "Bizden önce Cezayir ulusu var mıydı?" diye sordu. 3. Macron, Osmanlı İmparatorluğunu da diline doladı. Türkiye'nin Cezayir'de Osmanlı hakimiyetini unutturabilme kapasitesi büyüleyici dedi. Türklerin yaptığı dezenformasyon ve propagandayla tarihin yeniden yazıldığını öne sürdü. Cezayirliler tek sömürgecinin biz olduğumuza inanıyor ifadelerini kullandı. Le Monde gazetesinin gündeme getirdiği bu açıklamalar önce öfkeyi sonra diplomatik gerilimi körükledi. Cezayir Macron'u iç işlerine karışmakla suçladı. Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Macron'un sözleri sömürgeciliğe karşı direnirken ölen 5 milyon 630 bin kişinin anısına hakarettir denildi. Fransa'nın Cezayir halkına karşı soykırım suçu işlediği hatırlatıldı ve Paris Büyükelçisi derhal geri çağrıldı. Cezayir'in hava sahası da tüm Fransız askeri uçaklarına kapatıldı. Fransa ordusu Batı Afrika'nın Sahel bölgesine ulaşmak için düzenli olarak Cezayir üzerinden uçuyordu. Cezayir'de Fransa sömürgesi 1830'da başladı. 100 yıldan uzun sürdü. Cezayirliler bağımsızlıklarını 8 yıl süren kanlı bir savaştan sonra 1962'de kazandı. Bu savaşta yaşanan trajediler hala iki ülke ilişkilerine yansıyor. Cezayir resmi özür bekliyor. Macron ise yanlışlarımızla yüzleşmeliyiz ama özür ya da af dileme söz konusu değil demişti.